Merhaba arkadaşlar. Artyan Yaylası için yola çıktık. Ben ve Kaan. Bugün yaklaşık 10-12 saatlik bir yürüyüş yapacağız. Artyan'ı çok merak ediyorduk. Kosov Şavşat sınırında bulunan Artyan yaylaları. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Görüşmek üzere. Memleketim. Bulunduğu coğrafyanın konumundan kaynaklı bazen zorluklarıyla bazen de yemyeşil güzellikleriyle var oldu insanların yaşamında. Ozanlar doğdu, türküler büyüdü bağrında. Sazların, sözlerin, atışmaların yankıları değdi kulaklara. Görevi gereği orada bulunan Turgut Uyar da hüzünlü mısralarına yansıttı. Posof'u, Arsiyan'ı. 49'lu yılları Bektaş'ın yüce dağ başındaki yalnızlığını, insan yaşamındaki zorlukları bir resim kağıdına çizer gibi anlattı dokunaklı sözcükleriyle. Gürcistan sınırında Kosov ile Şavşat arasında 2600 ila 3500 metre rakımda yer alan Arsiyan yaylasına Posof'tan oluşturduğumuz bir rotayla dağcı arkadaşım Kaan ile harekete geçtik. 2600 metredeyiz. Artyan yaylasına geldik sayılır. Biraz daha yolumuz var. Boğa Gölü'nün hemen üstündeyiz. Ve onun etrafında bulunan yüzen adalar dedikleri göl hemen aşağımızda. Biz şöyle şu hattayız. Geldiğimiz yol Kosov. Bu taraf ise Şavşat yönü. Gayet güzel gidiyor. 4 kilometre civarı bir yol yürüdük. 1,5 saattir fena da sayılmaz. Sadece biraz temkinliyiz. Bu bölgede ayılar çok fazla. İzlerini pislemelerini görüyoruz. O yüzden biraz temkinliyiz. Kayalık bölgedeyiz zaten. Her şey çok güzel. Bakalım oraya vardığımızda da edebiyatımızın usta kalemlerinden olan Turgut Uyar, Posof'tan geçti. Biz de onun mısralarının geçtiği yerlerden geçtik. Posof'tan Arsiyan'a, oradan Şavşat'a. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen doğası, yörede efsanelere konu olmuş gölleriyle söz konusu yaylaların başında gelen Arsiyan, gidilmesi, görülmesi gereken başlıca doğal güzelliklerimizden. Kaan hocam nasılsın? Afiyet olsun. Sağ olun hocam. İyi misin? Nasılsınız? Sağ ol. Dinleniyorsun. Aynen. Nasıl? Manzaran nasıl? 10 numara ya. Gelmiş miydin daha önce buralara? Gelmedik. Bugüne nasip oldu birlikte. İlk gelişimizi yapmıştık. Evet. Hazır çorba yaptın tabii. Aynen. Sarmanı da getirmişsin yanında. Harikasın. Çok hazırlıklısın. Zaten böyle şeyler gerekli. Dağlarda veya yürüyüş parkurlarında doğadaysan yanında kesinlikle bir şeyler bulundurmak zorundasın. Çünkü doğada insan çabuk acıkabiliyor. Manzaramız harika bu arada. Yani düşünüyoruz. Biraz önce kendi aramızda da konuştuk. Buranın Alplerden ne farkı var arkadaşlar? Bakar mısınız? Müthiş yerler. Harika. Afiyet olsun hocam. Sağ olun hocam size. O köy yine kendi rüyasındadır. Heybetli Arsiyan dağlarında bir gün, atım yoruldu, ben yoruldum. Şimşekli, fırtınalı bir ikindi. Çektim atın dizginlerini, yağmurlar içinde Banarev köyüne indim. Muhtarın odasında bir ben, iki yabancı. Birbirimizi yıllardır tanırcasına korunduk, çay içtik, muhabbet ettik. Kurtlar
kuşlar ve bulutlardan uzakta insan olduğuma gizli gizli bir sevindim, bir sevindim. Girdim yatağa, çektim yorganı. Banarhev köyünde, muhtarın odasında, düşlerimin ve insanların yanı başında sabahlara kadar uyudum. Posof'ta yaşadığı yıllarda Turgut Uyar, Arsiyan için yazmış bu cümleleri. Şavşat sınırları içerisinde kalan Arsiyan Yaylası, yürüyüş ve dağ tırmanışı için çok ideal parkurlara sahip. Doğa sporları için muazzam bir yer. Çok sayıda doğal gölü var. Bu göllerin yanında kamp kurup piknik yapılabilir ya da zirvelere tırmanış gerçekleştirebilirsiniz. Flora açısından çok zengin bir bölge. Burası cennet içindeki bir dağ adeta. Evet. Çok garip ya. Enteresan bir his. Zemin oynuyor çünkü. Yüzen adalar. Şu an kıyıya yanaşmış vaziyette. Çünkü yolcu alacak. Yolcular da biziz. Harikasın Kaan. El sallıyorsun. Şimdi katar katar trenler Anadolu'da bahardan bahara dolaşmaktadır. Biri Sivas'tan kalkar, biri Malatya'ya varır. Gurbetçiler Ardahan'dan, Posof'tan yayan yapıldak dağları aşmaktadır. Bilmem bu delişmen sevda içinde halim nereye varır diye soruyor Turgut Uyar. Bayağı karardım, şapkamı taktım. Güneş kremi sürmemize rağmen hikaye. Öğleden sonra yağmur gösteriyordu ama yağmadı. Ve dolayısıyla karardık. Az önce bir kulvardan geçtik. Bir 400 metre kadar yükseldik. Ve oraya Doğukan Kulvarı ismini verdik Wikiloc'ta. Şimdi önümüzde de bir duvar var. Çok ciddi bir duvar bu. Kaya tırmanışı için olağanüstü bir rota. Sanmıyorum ki buralarda kimseler bir şeyler görmüş olsun. Çünkü Gürcistan sınırının tam dibi. Bu duvara da yine ben ve Kaan'ın ismini verdik. Doğu Kaan Duvarı olarak Wikiloc'a kaydettik. Yaklaşık 8 saattir dışarıdayız. Yürüyoruz. İyi, birazdan durup suyumuz bitti. Aşağıdaki su, gölden su doldurduk. Şimdi kaynatacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Sonra içeceğiz. Biraz da dinleneceğiz. Görüşürüz. Yeterli kardeşim. Yeter mi? Biraz daha. Evet. Suyumuzu dolduralım zaten. Başka çaremiz yok. Çaremiz yok. Şu an su kaynağı yok işte. Ah. Vay be. Ne abi bu ya? Bu ne ya? Kaan ne diyorsun? Nabız 150. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Çok iyi bir yükleme evet, yaptık. Tam evet. Çıktık mı? Biraz önce kamp yaptığımız yer. Bazı misafirler gelmiş. Evet. Karşıda Maçael Dağları ve sağ taraf Gürcistan. Biz şu an şöyle Posof sınırları içerisinde gidiyoruz. Fakat ses çıkarıyoruz çünkü ayının çok aktif olduğu bir bölge. İşte görüyorsunuz. Harika. İnsan bazen yorulur, sıkılır, kaçmak ister. İşte burası tam da düşlerdeki yer. Ruhumuzu dinlendirdiğimiz, doğaya teslim olduğumuz yer. İşte Posof'un, Ardahan'ın, Şavşat'ın suyunu içen, ekmeğini yiyen, havasını soluyan hüznün ve aşkın şairi Turgut Uyar'ın toplum içindeki bireyin iç sıkıntılarını, kaçma isteğini, huzur arayışını konu ederek kaleme aldığı şiiri Göğe Bakma durağındaki düşlediği yerdeyim. Önümde Şavşat, ardımda Posof, memleketimin cennet köşesinde göğe bakıyorum. Bir başka
Doğada Ardahan yürüyüşünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.